Herkese selamlar sevgili izleyiciler. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Xiaomi'nin bir alt marka modeli olan Haidou GT1 Pro adlı kulak içi bir kulaklık incelemesi olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri bekletmeden haydi videomuza geçelim. Evet, ürünümüz geldi şu anda karşımızda. Öncelikle getiren kargoya buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü birazcık yamultmuş kulaklığımızı. Neyse hemen şuradan açalım ve şunu bir kere kenara atayım. Şuradan açalım şöyle. Evet, ürünümüz burada. Şunu bir şöyle açalım abi. Neyse gerek yok. Şuradan açalım. Fazla atraksiyona gerek yok. Hemen kutu içerimize bakalım arkadaşlar. Burada küçük bir kutu var. Nasıl açılıyor abi? Şuradan açalım. Neymiş ya? Bu şarj adaptörümüz dostlar. Mümkünse bilgisayardan şarj etmek daha mantıklı. Çünkü bunlar hassas bir bataryaya sahip olduğu için kulaklığımızı lütfen bilgisayar kablosundan bu kabloyla şarj etmenizi öneririm. Şimdi bir kenara ayıralım. Bakalım daha ne var içinde. İçinde bir şey var da. Reis gelecek mi ya? Neyse buradan açalım. Evet burada da herhalde kulaklığımızın kulak içine giren pedleri var. Hemen şöyle göstereyim onları da. İki tip küçük var. Büyük var. Herhalde ortasındaki yani orta olan bizde. Şöyle göstereyim. Evet. Bunları da bir kenara ayıralım ve şu kutunun altında bir kitapçık daha var. Neymiş bu? Kullanım kılavuzu. Bir taraf İngilizce, bir taraf Çince. Şöyle baktığımız zaman neyse buna çok da gerek yok. Arkadaşlar bu arada ürünü internet üzerinden 150 lira gibi bir fiyata aldım. Gayet uygun. İlk çıktığında bu ürünü 300 liralara kadar görebiliyorduk. Ama şimdi tabii herkesin tercih etmeye başladığı bir ürün olduğu için artık 100-150 lira bu fiyatlara kadar alabilirsiniz. Neyse açıyorum. Şöyle iki tip right ve left olarak. Şu üst kapağı tasarlayan mimara buradan selamlarımı iletmek istiyorum. Abi bu nasıl üst kapaktır ya? Yani şu an elime aldığımda çok hafif üst kapağı. Öncelikle onu belirtmek isterim. Tık yapsam kırılacak gibi. Neyse arkadaşlar bu şarj istasyonu bildiğiniz gibi bir haftaya kadar şarj dayanıyor. Yani 10 kere şarj edebiliyorsunuz. Günlük şunların da bir ömrü var. Bunları da günlük 3 saat dinleyebiliyorsunuz. 3 saatten sonra bunun içine takıp şarj olmasını bekliyorsunuz. Fazla bir şarj süresi yok. 1-2 saatte maksimum %100 yapıyor ve tekrardan dinlemeye başlıyorsunuz. Evet dostlar biraz da kulaklığımızın genel özelliklerinden bahsedelim. Fiyat olarak kesinlikle uygun bir fiyat. 150 liraya aldığım bir kulaklık. Boyutları gördüğünüz gibi küçük. Biraz daha yakınlaştıralım. Fiyat olarak gayet normal ve küçük bir kulaklık. Özellikle Apple'ın AirPods'unun çirkin bir tasarımı yok. Ben AirPods'u kesinlikle sevmiyorum. Kulağa çok iyi oturuyor. Az sonra dışarıdan görüntüsünde sizlere aktaracağım. Özellikle kulak kanallarım çok büyük olduğu için bu kulaklığı tercih ettim ben. Çünkü benim kulağıma her kulaklık oturmuyor dostlar. AirPods gibi kulaklıkları kullanmadığım için çünkü onlar pıt diye düşüyor kulağınızdan. AirPods da kullandım, AirPods da kullandım. Kulağınızdan hemencik düşebiliyorlar. Bu benim için gerçekten büyük bir rahatlık oldu. Kutusuna koyup hemencik şarj edebiliyorsunuz. Hemencik değil, hemen şarj edebiliyorsunuz dostlar. 10 dakika içinde bıraktığım kulaklıklar %50 seviyesinden %100 seviyesine çıktı. Bunun da bilgilendirmesini verelim. Sesi dengeli, müzik baslarında kesinlikle boğulma yok. Tizlerde kulağınızı tırmalamıyor. Kulakların üzerinde bulunan dokunmatik tuşlar üzerinden işlem yapılabiliyor dostlarım. Mesela bu kulağınız sağ olarak geçiyor. Bu da sol olarak geçiyor. Müzik değiştirmek için iki kere buna basıyorsunuz. Müziği durdurmak için bir kere sola basıyorsunuz. Sola veya sağa fark etmiyor. Bir kere bastığında duruyor. İki kere basınca müziği değiştirebiliyorsunuz. Şarj kılıfı kesinlikle dandik. Yani şunu şöyle söyleyeyim. Alt tarafı gayet iyi ama şu üst kapağı bana göre gerçekten olmamış. Onun üzerinden 1 veriyorum şuna.
Evet, biraz da dışarıdan nasıl durduğuna bakalım. Düşüyor mu, düşmüyor mu? Bunların da bilgisini verelim dostlarım. Evet, şimdi kulaklarımızı çıkarıp şöyle. Zaten bağladığınız zaman kulaklığın içinden bir ses geliyor, düğüt diye. Evet, bundan da geldi. İkisi şu anda telefonumuza bağlı. Bunun yakın çekimini yapmadık. Hemen şunu da bir yakın çekimini yapalım. Kulağınızı kulaklığa koyduğunuz gibi kulağınızı, evet, çok güzel konuştum. Mıknatıslı bir şekilde şöyle düşmüyor dostlarım, bakın. Şöyle açalım. Şu anda düşmüyor. Çünkü mıknatıslı bir yapısı var ve direkt içine koyabiliyorsunuz. Neyse, kulağımıza takalım. İçinden çıkan pedleri kullanıyorum dostlarım. Az önce gösterdiğim gibi değiştirmedim bunları. Taktım. Şu anda kulağımda bu şekilde duruyor. Kulaklık kalite açısından, yani ses kalitesi açısından çok güzel. Ama bir tek sorunu var. Sesi biraz az gelmekte dostlarım. Yandan da bu şekilde duruyor. Benim kulağımın kanalları büyük olduğu için birazcık sıkıştırmak zorunda kaldım. Bir kere dokunduğunuzda aramaları, ne bileyim, müziği durdurabiliyorsunuz. İki kere dokunduğunuzda müziği değiştirebiliyorsunuz. Üç kere dokununca da asistana geçme özelliği bulunuyor. Ayrıca ve ayrıca oyun modunuzda mevcut. Mesela diyelim ki PUBG oynuyorsunuz, Call of Duty Mobile falan oynuyorsunuz. Bunlarda sesi en az seviyesinde gecikme algılıyorsunuz dostlarım. Yani adam silahla ateş ediyor. Nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Hemen sağ kulağınızdan size ses geliyor. Oyun modu da gerçekten güzel. Onun dışında benim gözüme çarpan çok fazla bir şey yok. Sadece ses konusunda biraz sıkıntısı var. Onun dışında gayet iyi bir kulaklık diyebilirim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Hepinize çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.